Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çant Yayınları Kazanım Soru Bankası üstü sayılara testik ile dersimize devam ediyoruz. Gençler, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Bir bakkalda her biri bir öncekinin iki katı olan ağırlıklardan 6 tane vardır. Bu bakkal eşit kollu terazinin sağ kefesine ağırlığını ölçeceği cismi, sol kefesine de en az sayıda ağırlık koyarak cisimlerin ağırlıklarını ölçmektedir. Buna göre bu bakkala aşağıda kilogram cinsinden ağırlıkları verilen cisimlerden hangisini tartarken terazinin sol kefesine daha fazla sayıda ağırlık koyar diye soruyor. Şimdi gençler, öncelikle bir öncekinin iki katı ve toplam 6 tane olacaktı. Bakın burada 4 tane var. O halde bir sonraki ağırlık gençler 2 üzeri 3'ün 2 katı 2 üzeri 4 olacak. Bir sonraki de 2 üzeri 5 olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ağırlık oldu. Şimdi A seçeneğinde gençler 58'i elde etmek istiyoruz. Peki en az sayıda koymak için arkadaşlar ne yaparım? En büyük sayıları vermeye çalışırım. Bakın 2 üzeri 5'i kullanacak olursam 32 demektir. 2 üzeri 4 16 demektir. Gerçekten ikisini toplarsam zaten 48 yaptı. Devam edecek olursak 2 üzeri 3 yazalım. 8 yapar. 48, 8, 56 oldu. Bir de 2 yazarsam gençler, yani 2'yi elde edecek şekilde 2 üzeri 1 dersem, bakın topladığım zaman 8, 2 daha 10, 16, 18, elde var 1, 3, 4, 1 de elde 5. 58 sayısını elde ettik. Gençler bunun için 1, 2, 3, 4 tane ağırlık kullandım. Şimdi aynı mantıkla gençler, en az sayıda olacağı için yine 2 üzeri 5 ile başlayalım ve 55'i elde etmeye çalışalım. 32, 2 üzeri 4, 16 demekti. Topladığım zaman da 48 yaptım. Peki arkadaşlar, 2 üzeri 3'ü alırsam, 48 ile 8'i toplarsam arkadaşlar 56 olur. Bakın 55'i geçer. O halde ne diyorum? 2 üzeri 3'ü alamayız. 2 üzeri 2'yi alalım. Yani 4'ü alalım. 48, 4 daha 52 oldu. 52. Bir de 2 üzeri 1'i alayım gençler. 2, 54 oldu. Bir de 2 üzeri 0'ı alırsam 1 olur. Toplarsam bakalım. 6, 10, 12, 14, 15. Elde var 1. 2, 3, 4, 1 de elde 5. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane ağırlık kullandık. Bunu elde etmek için 5 tane ağırlık kullandık. Şimdi C şıkkında 49 elde edeceğim. Gençler zaten 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 4'ün toplamı 48'e eşitti. Bakın şöyle gösterelim. 32, 16, 48 yapar. 1'i elde etmek için 2 üzeri 0'ı kullanırım. Ve topladığım zaman 49'u elde ettim. Burada da 1, 2, 3 tane kullandım. Evet gençler, D'deki 42'yi elde etmek için bakın 2 üzeri 5'i arkadaşlar kullanacak olursam bu 32'dir. Bir sonra arkadaşlar 2 üzeri 6'yı kullanırsam gençler ne olur? 16. Pardon, 2 üzeri 4'ü kullanırsam 16 olur. 48 olduğu için 2 üzeri 4'ü kullanamayız. Şöyle bunu ne yapalım arkadaşlar? Silelim. 2 üzeri 3'ü kullanırsam gençler 8 yapar. 32, 8 daha 40 oldu. 2'ye ihtiyacımız var. O halde 2 üzeri 1'i kullanırsam da 2 olur. Topladığım zaman 42'yi elde ettik. Bakın burada da 1, 2, 3 tane kullandım. Evet, en fazla arkadaşlar hangisinde kullanmış olduk? B seçeneğinde 5 tane kullandık diyoruz. Ve B şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kısa kenarı 2 cm ve uzun kenarı 68 cm olan dikdörtgen şeklindeki şerit kare şeklindeki, gençler burası da önemli, kare şeklindeki parçalara ayrılıp bu parçaları sırasıyla aşağıdaki gibi üstü ifadeler yazılıyor. Buna göre şeridin üzerinde yazılan üstü ifadelerin toplamı kaçtır diye sordu. Şimdi gençler, toplam uzunluğu uzun kenarın 68 cm. Peki arkadaşlar, bakın şöyle kare olduğu için buralarda ikişer santimetredir. Bakın bu böyle 2 2 devam eder. Ben şimdi 68'i, şimdi dikkat edersek gençler, eksi 3'ün eksi 3. kuvveti, eksi 9'un eksi 2. kuvveti,
Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Tekrar eksi 3'ün eksi 3. kuvveti olarak sarıyla devam ediyor. Gerçekten o halde bunun 4'er 4'er devam ettiğini görüyorum. Bakın 4 4 devam etmesi demek gençler 8'er santimetre 8'er santimetre gitmek demektir. Yani ben bu gruptan gençler bu gruptan 68'in içerisinde kaç tane var? Öncelikle bunu bulmak istiyorum. 68'i 8'e bölersem 8 kere 8 64. Geriye 4 santimetre kaldım. Gençler demek ki 8 defa bakın bu 4'erle grup gideceğiz. Şimdi 4 santimetre kaldığı için arkadaşlar 2 defa da 2 tane de başlangıçtaki eksi 3'ünün eksi 3. kuvvetiyle eksi 9'un eksi 2. kuvvetini en sondaki bakın şuraya yazalım isterseniz. Kutularda arkadaşlar bunu da üzerine ekleyeceğiz. 8 defa grubu ekleyeceğim. Sonra da arkadaşlar 2 tane de bunları eklemem gerekiyor. O halde gençler öncelikle birer tanesini toplayacak olursak. Şöyle öncelikle üst ifadenin değerlerini bulalım. Eksi 3'ün eksi 3. kuvveti. Evet kuvvetteki eksiden kurtulmak için eksi 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. Yani eksi 1 bölü 27 olarak yazdım. Devam ediyorum. Eksi 9'un eksi 2. kuvveti. Şimdi parantezin dışında olduğu için artıya dönecek. Artı eksiden kurtulmak için 1 bölü 9'un karesi olarak yazdım. Bu da artı 1 bölü 81'dir. Evet, eksi 4'ün eksi 2. kuvveti. Yine kuvvetteki eksiden kurtulmak için ters çeviriyorum. Bakın eksi olduğu için arkadaşlar parantezi yazıyorum. Eksi, pardon biraz da aşağı alalım. 1 bölü 4'ün karesi diyorum. Bu da 1 bölü 16'dır. Evet, bir de gençler eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetinden eksi 1 bölü 8'e eşit olur diyoruz. Şimdi gençler bunların 4'ünü bir arada toplayalım. Eksi 1 bölü 27 artı 1 bölü 81 artı 1 bölü 16 artı eksi 1 bölü 8. Şimdi sevgili gençler bakın 27 ile 81'i eşitleyebiliriz. Bunu 3 ile 16 ile 8'i eşitlemek istiyorum. Bunu da 2 ile genişletelim ve tekrar yazalım. 3 ile genişletirsem eksi 3 bölü 81 artı 1 bölü 81 artı 1 bölü 16'yı yazdım. Artı 2 ile genişletirsem de eksi 2 bölü 16. Şimdi gençler artık bunları toplayabilirim. Bak kendi arasında şöyle ikişerli ikişerli toplayalım. Eksi 3 artı 1 daha. Eksi 2 bölü 81 yapar. Artı 1 ile eksi 2 toplarsam eksi 1 bölü 16 yaptım. Şimdi gençler burada paydaları eşitlemem gerekiyor. Şimdi 81 ile 16'yı arkadaşlar çarpma durumunda yazabiliriz. Bakın 81 ile 16'yı çarpmaya çalışmayalım. Biraz sonra sadeleştiğimizi gösterelim. Bakın burada arkadaşlar bunu 16 ile bunu 81 ile genişletirsem ortak paydamız 81 çarpı 16 olur diyeceğiz. Buradan 16 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 32 artı 81 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 81. Bunu da düzenlersem eksi 32 eksi 81 daha eksi 113 bölü 81 çarpı 16 gençler. Bakın paydayı çarpmadım dikkat edelim. Ne dedik gençler? Bunlardan 8 tane kullanacağız. Çünkü 8 defa 8 8 santimetre devam ettim. O halde ben bunu şöyle yukarıda 8 ile çarpmak istiyorum. Eksi 113 bölü 81 çarpı 16'yı 8 ile çarparsam gençler. Bakın 16 ile 8 sadeleşir. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2. Düzenleyecek olursam eksi 113 bölü 81 çarpı 2 de 162 olur gençler. 8 defasının toplamı gençler eksi 113 bölü 162 oldu. Şimdi gençler sonunda yine eksi 3'ün eksi 3. kuvvetiyle eksi 9'un eksi 2. kuvvetinden birer tane toplayacaktım. Bunları kendi arasında şöyle bir toplayalım gençler. Neydi eksi 3'ün eksi 3. kuvveti? Eksi 1 bölü 27 idi. Artı eksi 9'un eksi 2. kuvveti 1 bölü 81'di. Burada yine paydamı eşitlersem eksi 3'ün 80 eksi 3 bölü 81 artı 1 bölü 81'den eksi 2 bölü 81 oldu. Şimdi ne yapacağız gençler? Bakın bu iki ifadeyi toplayacağım. O halde eksi 113 bölü
162 artı eksi 2 bölüm 81. Paydayı genişletirsem eksi 113 bölü 162 artı eksi 4 bölüm 162. Şimdi eksi 113 ile eksi 4 toplarsam eksi 117 bölüm 162 oldu gençler. Buradan her iki tarafı 9'da sadeleştirirsem 117'yi 9'a bölersek eksi yazalım. Eksi 13 bölü 162 9'a bölüyorum. 18. Evet, eksi 13 bölü 18 sorumuzun yanıtıdır deriz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet gençler devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir markette ürünlerin barkod numaraları 0, 1, 2 ve 0, 0, 1 ve 2 sayılarından oluşmaktadır. Barkod numaralarını oluşturan sayıların her biri sağdan sola doğru 3'ün sırayla artan doğal sayı kuvvetleriyle çarpılır. Sağdan sola doğru ne yapıyoruz? Buradan 3'ün kuvvetleri artacak şekilde arkadaşlar doğal sayı kuvvetleri artacak şekilde çarpılır. Ve elde edilen çarpımların toplamı ürünün TL cinsinden satış fiyatını verir. Gençler örneği vermiş. Buna göre barkod numarası 00210101 021 olan ürünün satış fiyatı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi gençler 00210101. Şöyle kalemimin rengini değiştiriyorum. Şimdi sağdan sola dediği için arkadaşlar doğal sayı kuvvetleri 3 üzeri 0'dan başlar. Bakın buraya yazdığım gençler 3'ün kuvveti olarak düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu 6 gençler 3'ün 6. kuvveti olarak yazacağız. 0 çarpı 3 üzeri 6 artı 0 çarpı 3 üzeri 5. Evet 2 var arkadaşlar. 2 çarpı 3 üzeri 4. Evet 1 çarpı 3 üzeri 3 artı 0 çarpı 3 üzeri 2 artı 2 çarpı 3 üzeri 1 artı 1 çarpı 3 üzeri 0. Şimdi gençler bakın burada şunu çok rahat yapabilirsiniz. Şu sıfırlar yutan eleman olduğu için arkadaşlar bunları siliyorum. Şimdi 2 çarpı 3 üzeri 4 gençler. 3 üzeri 4 demek gençler 81'dir. Şöyle 2 çarpı 81 olarak yazayım. Artı 1 çarpı 27 artı 2 çarpı 3 artı 1 çarpı 1. 3'ün 0. kuvveti 1'dir. Şimdi bunları düzenleyelim. 2 çarpı 81 162 artı 27 artı 6 artı 1. Şimdi birler basamağıyla başlayalım. 2, 7 daha 9. 10, 16. Elde var 1. 6, 2 daha 8. 6 daha gençler 8. Evet onlar basamağında var 8. 1 de elde vardı 9. Bir de 1 yazıyorum. 196 olur bu işlemin sonucu diyoruz. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Biraz büyütüyorum. Aşağıda üst ifadelerin yazılı olduğu bir tablo verilmiştir. Bu tabloda üst ifadelerin değerlerine göre hücreler boyanacaktır. Buna göre hücrelerin doğru olarak boyanmış hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler bakın burada kuralları veriyor. Eksi 1 ve eksi 1'den küçük olan sayılar hücreler maviye. Şimdi gençler eksi 1'in eksi 5. kuvveti eksi 1'dir. Bakın o halde bu ne olacak? Maviye boyanacak. Şimdi maviye boyanacağı için bakın C şıkkında burada sarı var. O halde C'yi eleriz. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti gençler eksi 1 bölü 8 demektir. Eksi 1 bölü 8 de arkadaşlar 0 ile eksi 1 arasındadır. Bakın eksi 1 ile 0 arasında ise yeşile boyanacak. Bakın buralarda yeşilleri gördüm. Evet bakın yeşil, yeşil ve yeşil devam ediyorum. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti gençler bakın 2 parantezin dışında değil gençler. Eksi olacak 1 bölü 16. Bu da ne olması gerekir gençler? Yeşil olması gerekir. Bakın ikisi yeşil olacak. Yeşil olacak, yeşil olacak. Bakın burada pembeyi gördüm. D şıkkı da gittim. Şimdi A ve B kaldı gençler. A ile B'nin farklı olan yeri gençler bakın burada mavi var. Burada sarı var. O halde şuradaki sayıya bakalım. Eksi 10'un 0. kuvveti. Şimdi parantez olmadığı için eksi olacak. 10'un 0. kuvveti 1'dir. Bu eksi 1 demektir. Bu da nereye boyanacak? Maviye boyanacak. Evet maviye boyanacağı için A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur der. D seçeneğini de elemiş oluruz. Evet devam ediyorum. 5. soruya geçiyorum. Aşağıda bir bilgisayar programının akış diyagramı verilmiştir. Bu bilgisayar programına 4 üzeri eksi 4 ve 10 üzeri 3 sayıları girildiğine göre
sayı doğrusu üzerinde toplam kaç tane nokta işaretlenmiş olur diyor. Gençler önceki birinci adımda girilen sayıları oku dedi. Sayılarımızı okuduk. İkinci adım sayı doğrusu çizerek birinci adımdaki sayıları sayı doğrusuna göster. Şimdi şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Şimdi gençler sayı doğrusuna şöyle sıfırımızı yazalım. Şimdi 4 üzeri eksi 4 demek gençler. Kuvvetteki eksiden kurtulmak için 1 bölü 4'ün 4. kuvvet dersem 1 bölü 256'dır. Gençler 1 bölü 256 0 ile 1 arasındadır. Bakın tam basit bir kesir olduğu için 0 ile 1 arasındadır. Şöyle 1 dersem nerede arkadaşlar bakın 256'ya bölersek yaklaşık olarak böyle bir yerde. Bu 1 bölü 256. Peki. Diğer sayımız 10 üzeri 3'tü. Bu ne demektir gençler? 1000 demektir. Bakın 1000'i de şurada gösterelim. Peki arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci, üçüncü adıma baktığım zaman çizilen sayı doğrusunda ikinci adımda işaretlenen noktalar arasında olacak şekilde en küçük tek asal sayının tam sayı kuvvetlerine karşılık gelen noktaları işaretleyelim. Gençler en küçük tek asal sayımız 3'tür. O halde 3'ün kuvvetlerini düşüneceğim. Bakın tam sayı kuvvetleri dediği için arkadaşlar pozitif demedi. Yani 3 üzeri 0'ı da alacağım. Evet 3 üzeri 0'ı işaretleyeceğiz. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 diyelim. Şimdi bunların değerlerine bakalım. 1, 3, 9, 27, 81, 3 üzeri 5, 243. Bir de gençler 3 üzeri 6 ne yapar? 729. Peki arkadaşlar bir de ne yapıyoruz? Tam sayı kuvvet dediği için negatif kuvvetleri de düşünmek istiyorum. Şimdi ne olacak? 1 bölü 256'dan arkadaşlar büyük olacak. Şimdi payları şimdi şöyle 3 üzeri eksi 1 dersem gençler. Bu 1 bölü 3 demektir. Bakın 1 bölü 3 1 bölü 256'dan büyüktür gençler. Paylar eşitken paydası küçük olan büyüktür. O halde ne yapacağım arkadaşlar? Paydayı 256'yı geçmeyecek şekilde yazacağız. 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9 demektir. 3 üzeri eksi 3 1 bölü 27 demektir. 3 üzeri eksi 4 1 bölü 81 demektir. Bakın bunlar hala 1 bölü 256'dan büyüktür gençler. 3 üzeri eksi 5 de 1 bölü 243 demektir. Evet bu da 1 bölü 256'dan büyük. Ama 1 bölü 3 üzeri eksi 6 dersem 1 bölü 729 1 bölü 256'dan küçük olur diyorum. Bunu almıyoruz gençler. O halde baktığımız zaman kaç tane noktamız olacak? 3 üzeri 0'dan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane nokta belirleriz diyoruz. Ve 12 cevabını C şıkkında işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.